Kerim Köşk seçimi öncesi gerçekten Erdoğan'ın Kürt oylarına ihtiyacı var mı yok mu, pazarlık var mı yok mu, hatırlatayım en azından böyle. Evet. Devam edelim Sinan Şimdi Bey, buyurun. Tabii Ayşe Hanım konulardan o kadar farklı yönden bakıyor ki, yani şimdi anlatırken bakıyorum, yani bir defa dil diyor, muhalefete kifayetsiz diyor yani. Ama çok zarif bir şeydir kifayetsiz yani. Zarif bir dildir. Rica ederim. Zarif bir şey. Yani o orada başka bir dili hak ediyor. O başka bir şey hak ediyor olabilir. Hakaret ediyorsunuz. Zarif bir şey hakaret değil. Yani. Kifayetsizlik hakaret değil. Ben size kifayetsiz desem hoşunuza gitmez herhalde. İntikaz olarak kabul etmezsiniz. Vardır yani. Kifayetsiz yönlerimiz elbette. Şimdi bakın. Çatı adayı, yani bu cenahın işte zihnindeki şeyi aslında röntgenledi burada Ayşe Hanım. Diyor ki işte onlar bir araya gelecekler de onun karşısına bir isim çıkaracaklar da, öyle bakacağınıza şöyle baksanız, AKP bu toplumu yeterince böldü, yeterince karşıtlaştırdı, mümkün olduğu kadar çatı aday formülünden şu netice elde edilmek için çalışılamaz mı? Ya bir de böyle düşünün. İnsanları geniş bir tabanda bir araya getirme arzusu. Ben bugün AKP'nin yapamadığını Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli yapıyor. Ve kendisiyle rakip olan siyasi partileri dolaşarak diyor ki, mümkün olduğu kadar geniş bir tabanı, herkesi kucaklayacak bir tabanı bir araya getirelim diyor. Ve Sayın Başbakan'ın sinirleri bu aralar çok bozuk. Sebebi de çatı adayıdır. Sayın Başbakan ne zaman dengesi bozulursa karşısında ne var diye baktığınızda, işte şimdi bu defa bunu görüyorsunuz. Çünkü bisiklet örneği çok doğru bir örnektir. İşte tam da bisiklet durumu söz konusudur. Sayın Başbakan'ın Cumhurbaşkanı olamama tehlikesi son derece yüksektir. Çatı aday formülü tutmuştur. Şimdi çatı adayın bir isimle taçlandırılması noktasına gelinmiştir. Onun da kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılacağını ifade edebilirim. Ama önemli olan budur. Geniş tabanı yoklamak. Peki. Biz başbakan seçmiyoruz. Hı hı. Biz cumhurun başı seçiyoruz. Peki. Ve kamplaştırarak, karşı kesimler arasını ayırarak bunu yapmak mümkün değil. BDP benim kendi adayım olacak diyor ve Kürtlerin oylarına ihtiyaç var mı? Bir de bu süreçte çözüm süreci bir şekilde pazarlık olarak mı arkada görüşülüyor? Evet. Ne dersiniz? Çözüm süreci ve HDP oyları Sayın Başbakan'ın çantasındaki en önemli pazarlık maddeleridir. Hanım, çok yaşamsal bir şeyin altını çizmek istiyorum. Buyurun, hemen alayım. Bugünkü geçerli seçim sistemi, anayasal yasal düzene göre seçimle Cumhurbaşkanı seçiyoruz. Oysa Erdoğan ve bütün parti kadroları başkanlık sisteminin başkanın seçtiklerini ilan ettiler bile. Yani burada bir defa hukukun katledilmesi. Peki, var. Yani hukuka çok var. Saygı gösteren bir şey olmadığı için. Hiç saygı göstermiyor. Şimdi dolayısıyla da HDP'de ilk turda Sayın Başbakan'ın karşısında aday çıkaracağını söyleyerek aslında anlaşmanın ve pazarlığın kapısını açmış durumdadır. İkinci turda HDP oylarıyla AKP oylarının aynı sandığa gitme ihtimali yüksektir. Ama ikisinin, yani AKP eşittir veya AKP artı HDP'nin de çatı, geniş tabanlı çatı aday formülü karşısında şansı olmayacaktır. Peki. Buyurun. Şimdi ben şöyle ifade edeyim. Öncelikle Kürt toplumu 30-40 yıldır çok çetin bir mücadele veriyor. Bir demokratik mücadele veriyor ve öyle yani öyle kolay kolay ne bileyim çantada keklik bilmem pazarlık konusu yapabilir, iradesini pazarlık konusu yapabilecek bir güç değil. Kürt toplumu gerçekten de dünyanın en politik, en uyanık, en böyle dünyayı takip eden, izleyen hareketi yani, neredeyse. HDP ikinci turda açıkça yani, AKP'ye oy vermeyecek diyebilir ben misiniz? Ben şunu söyleyeyim. Bilemiyorum tabii, kapalı kapılar ardında pazarlık MHP'de var mı yok mu. Ama bir seçim varsa, bir cumhurbaşkanlığı seçimi varsa ve halk seçecekse, yani siyasal aktörler, adaylar müzakere de edebilir, pazarlık da yapabilir, görüşebilir, ittifak yapabilir. Yani bu doğal bir şeydir şimdi. Ama biraz önce Kürt halkının iradesi pazarlık konusu yapılamaz dediniz. Biraz önce, yani iki dakika önce. Hayır, yani halk olarak efendim işte Başbakan'a ya da işte Sayın Erdoğan'a Sayın Erdoğan o manada HDP ile pazarlık içindedir. Net söyleyebilirim. Bilemiyorum. Pazarlık yani, içindedir. Ben, ve bugünkü bu kaçırılan çocuklar meselesi de maalesef, üzülerek ifade ediyorum, bu pazarlık içerisinde kullanılıyor.
Bana bunu, yani bu sizin iddianız tabii. Değil, benim iddiam, yani başkasının değil. Bu çok somut dayanağı olan bir iddia değil. Bilemiyorum, yani ben bu konuda bir şey diyemem peki, tabii. Peki Çatı adayı için ne düşünüyorsunuz? Yani bilemiyorum, şimdi şöyle söyleyeyim. Yani ben öncelikle Türkiye'de yürüyen tartışmalar bağlamında şunu ifade etmek isterim. Yani işte belli bir şahsiyet, örneğin Sayın Erdoğan, kategorik olarak Cumhurbaşkanı olmamalı, olamaz, uygun değil biçimindeki bir peşin kabula ben açıkçası çok böyle yanlış buluyorum. %50'yi evde zor şimdi, tutuyorum diyen şimdi, bir adam nasıl kucaklayacak milleti? Şimdi, nasıl kucaklayacak? Bunun cevabını verin. Ben, bu siyasi bir şey, tabii bu ayrı bir şey. Olabilir. Yani bizim oyumuz farklı olabilir. Ha, o, yani Sayın Erdoğan yerine başka bir adayı, daha doğru bir aday olarak görebiliriz. Türkiye toplumunu daha kucaklayan bir aday olarak görebiliriz. Bu ayrı bir şey. Ama işte yani başbakan, cumhurbaşkanı olamaz biçimindeki öteden beri süre gelen tartışmayı ben çok anlamlı bir tartışma olarak görmüyorum. Elbette Türkiye toplumunu daha çok kucaklayacak, gerçekten daha çok uzlaşmayı sağlayabilecek başbakanlar bir için demiyorum ama Cumhurbaşkanlığı ben, Türkiye'de çok saygın bir bakan. Bakın ben şuna hakkında karşıyım. Bu kadar yolsuzluk iddiası olan, bakın, %50'yi evde zor tutuyorum bakın, diyen, karşıyı düşman olarak gören şimdi, bir anlayışın Sinan olmaması Bey, gerekiyor. Sinan Bey, mesela isminin Erdoğan olması uzlaşma değil. Uzlaşma adı altında. Zihniyet olarak bakın, herkesi kucaklamalı. Uzlaşma adı altında, çatı adayı adı altında, siyasi partilerin bir araya gelerek işte ortak, İyi bir cumhurbaşkanı seçelim adı altında gerçekten Türkiye toplumunun sorunlarına hiçbir katkısı olmayan, hiçbir sorun çözmeyen, Türkiye toplumunun içinden gelmeyen, Türkiye toplumunun sorunlarına hakim bugünü olmayan, siyasal toplumsal gerçeği bilmeyen insanlar da yani ne yazık ki cumhurbaşkanı seçildiler ve Türkiye toplumuna zaman kaybettirdiler. Dolayısıyla ben şu veya bu şahsiyet olsun ama gerçekten güçlü bir lider, gerçekten Türkiye'nin önünü açacak, Türkiye'ye öncülük edecek, Türkiye'nin sorunlarını bilen, Türkiye'nin başta Kürt sorunu olmak üzere, açık söyleyeyim, başta Kürt sorunu olmak üzere bu sorunun çözümüne liderlik yapabilecek, Türkiye'nin önünü açabilecek. Yani demokrasiyi özümsemiş olmasının bir önemi yok diyorsun. Bu asla, yanlış anlamayın, bu asla Sayın Erdoğan biçiminde bir şey çıkarmasın. Ben Sayın Erdoğan'a oyumu vermeyebilirim. Ben yani bir seçmen olarak tabii o gün gelir, herkes vicdanıyla baş başa kalır. Ama yani Çatı adayı bilemiyorum. MHP ve CHP'nin arayışı yani umarım yani olsun. Ama herkesi kucaklasın. Çatı adayı arayışını evet, doğru bulmuyorsunuz çok, anladığım çok kadarıyla. Çok verimli, çok sağlıklı bir arayış olarak görmüyorum. Ama i̇şte, ama şu AKP tipik, kusura bakmayın, tipik AKP zihniyeti. Yani tek kesimli, tek taraflı ve ötekilerin karşıt olarak görüldüğü bir anlayış. Çatı ne demektir siz biliyor önce, musunuz? Siz önce herkesi kucaklayan, demokrasi anlayışınızı geniş kesimde olan, hakkında yolsuzluk olmayan, vicdan sahibi olan, %50'yi evde zor tutuyorum, bırakırsam sizi bilmem ne yapar diyen değil. Herkesi kucaklayan. Ben bunu muhatap değilim. Herkesi kucaklayan. Şey yani 12 Eylül öncesinde Demirel'in veriş sözüdür. Yürümekle yollar aşılmaz diye binlerce solcu, sağcı, genci, ülkücü genci kırdırmıştır. Her gün kahvelerin tarandığı, işte 10-12 kişinin öldüğü dönemlerin mimarıdır aynı ama zamanda. Ama hiç bugüne kadar bu anlayışı neyse. Tabii bugün şey bugün ölmüyor. Çatı adayı adamlar ölmüyor. Berkin Elvanlar ölmüyor. Çatı adayı adamlar. Bu akşamlık bizden efendim bu kadar. Önümüzdeki hafta çarşamba günü saat 21'de yine bir karşıt görüşte buluşmak üzere. İyi geceler. Zaten asıl dert o galiba, değil mi?